Değerli arkadaşlar, insan ve makina oturumlarına hoş geldiniz. Benim için büyük bir keyif böyle bir konu üzerinde bir saf çatısı altında konuşmak. Şimdilik 4 veya eğer gerekirse 5 oturum düşünüyoruz. Bugün insan oluşun ve makina oluşun mahiyetlerini konuşmaya çalışacağız. Aslında makina bağlamında İnsan oluşu konuşturacağız. Belki bir karşılaştırmalı analiz yapacağız. Haftaya yine ben makine oluş bağlamında bilinç problemini konuşmak istiyorum. Haftaya da sizi bekleyeceğim. Ondan sonraki hafta 3. oturumda evrim, genetik ve neuroscience açısından insan oluşu konuşabiliriz ve makine oluşu. Dördüncü oturumda da kutsal bağlamında insan oluşu, özgür iradeyi, sorumluluğu, ahlakı, hukuku konuşabiliriz. Yine bunu da makine oluş bağlamında konuşmamız gerekiyor. Son olarak da bütün bu izleyin, işte maddeden canlıya geçiş, canlıdan insana geçiş, insandan da makineye geçiş bağlamında bütün bu izleyin yürüyüşü açısından sanatı da konuşmak istiyorum. Çünkü bütün oturumlar boyunca şunu göreceğiz. Gittikçe anlamın buharlaştığını, kaybolduğunu göreceğiz. Dolayısıyla insan oluşa nasıl yeni bir anlam yükleyebiliriz? Veyahut yeni demeyelim orada. İnsan oluşun anlamını nasıl tahkim edebiliriz sorusunu sorduğumuzda elimizde sadece sanat kaldığı için en son olarak da bu sanat meselesini konuşmak istiyorum. Şimdi bugün makina, yani bugün tabii günümüzde yapay zeka ile bu problem çok daha tartışılır hale geldi. Fakat yapay zeka bu zincirin son halkasıdır. Yani insanoğlu çok daha önceden makine dediğimiz şeyle tanıştı. Hatta makine dediğimiz şeyi üretti, icat etti, kullandı diyebiliriz. Makina bizim için evet tarihsel bağlamda, fonksiyonel anlamda, gündelik hayatımızda iş gören bir şey olabilir. Tıpkı bilgisayarlarda şimdi günümüzde gündelik hayatta bilgi işleme konusunda iş gören şeyler, bize oldukça faydalı olan şeyler. Fakat bununla beraber bizimle beraber dünyada bulunmaları açısından bizim kendimizle ilgili hep sorduğumuz sorulara vereceğimiz cevaplarda kendilerini dikkate almamız gereken bir çerçeve doğuruyorlar. Nasıl? Şöyle ki biz mahiyetimiz hakkında yıllardır sorular soruyoruz ve bu soruları tartışıyoruz ve bu sorulara da tonlarca farklı cevaplar veriyoruz. En temel soru, insan nedir? Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu soruya tarih içerisinde çeşitli sorular verilmiş, cevaplar verilmiştir. Fakat yani çok fazla, birbirinden çok farklı cevap varmış gibi gözükse de tabii ki birkaç grupta bu cevap toplanabilir. Görece daha yeni bir cevap, hani naturalist veyahut materyalist, daha geç döneme ait bir cevap günümüzde evrim teorisi üzerinden geliyorsa da ondan daha önceki, daha erken cevaplar insanı bir kutsal bağlamında, bir teleoloji, bir amaçsallık bağlamında evrenin merkezine oturtan cevaplar da var. Fakat bugün şunu göreceğiz. Bu cevap karmaşasında, insanın mahiyetine yönelik verilen cevaplarda makineler bize rehber olabilecek nitelikte. Biz genelde makineler, tüm makineler, özelde de zeki makineleri yani yapay zekayı düşündüğümüzde bize kendimiz için sorduğumuz insan nedir sorusuna
cevap verebileceğimiz aslında yeni bir ufuk sunuyor. Ve bu ufuk günümüzde yapay zekanın öne çıkıp gelişmesi ve gerçekten bir başarı ümidi, zeki makineler konusunda bir başarı ümidi ortaya koymasından bu yana bu ufuk çok daha geniş bir halde önümüzde duruyor. İnsan nedir sorusuna cevap verebileceğimiz bu yeni ufuku kastediyorum. Fakat bunun bir tarihselliği var, geçmişi var. Bu yapay zeka ile sınırlı değil. Elbette biz her ne kadar makineleri bir eşya gibi görsek de tarih içerisinde şunu da hatırlamamız gerekiyor ki makina her zaman bir ikincil özne durumunu, ihtimalini yanımızda ufak bir, yani zayıf bir ışık gibi de olsa bu gerçekliği her zaman bize hatırlattı. Bunun tarihsel detaylarına çok girmeyeceğim. Birazcık makinaların, makina çerçevesinin ortaya çıkışını konuştuğumuz anlarda tekrar döneriz. Fakat şöyle bir şey var. Makineyi ortaya çıkaran süreçleri biliyoruz. Bu süreçler bizim tarafımızdan çoğunlukla ortaya konduğu için veyahut bizim tarafımızdan ortaya konmasa bile hani geç dönemde kendi kendini organize eden makinelerden bahsediyoruz. En azından bu makinelerin tamamen kökenlerinin fiziksel olduklarını bildiklerimiz için bu dünyaya, maddi aleme mıhlı bir şekilde ontolojilerin olduğunu bildiğimiz için makine oluş ile insan oluş, bu arada niçin oluş kavramlarını burada kullandığımızı ileride detaylandırırız. Makine oluş ile insan oluş arasındaki mesafenin daralması bize bildiğimiz bir şeyden yola çıkarak bilmediğimiz bir şey hakkında fikir edinme ihtimali, imkanı sunacaktır. Nitekim bildiğimiz şeyle, yani makine bildiğimiz bir şey, bilmediğimiz şey insan, fonksiyonellikleri açısından, davranışları açısından, oluşları açısından birbirlerine benzerlik gösterdikleri için ve aralarındaki varsaydığımız mesafe her geçen çağda daha da daraldığı için bu benzerlikten yola çıkarak bildiğimiz bir şeyin mahiyetini bilmediğimiz bir şeye yansıtma şeklinde yeni bir imkan ortaya çıkıyor. Veyahut bu imkana zihnen, felsefi açıdan, ne bileyim teolojik açıdan, dini açıdan, inançlarımız, varsayımlarımız, sağduyumuz, bir sürü başka açıdan veya salt romantik bir sayıkla bu mesafe daralmasına dirensek bile, direnenler olsa bile, bu direnenlerin bu sefer cevap vermeleri gereken yeni sorular ortaya çıkacaktır. O yüzden günümüzde özellikle zihin felsefesinin birden bu kadar daha çok felsefede yer edinmesi, zihin felsefesi üzerinde daha çok araştırma yapılması, zihin felsefesiyle ilgili çok daha fazla kitap yazılması, örneğin bilinç problemiyle ilgili son yıllarda oldukça güçlü çok fazla kitap yazıldı. Bütün bu zihin felsefesiyle ilgili tartışmaların alevlenmesi çokça da, hani tamamen olmasa bile, büyük oranda yapay zekanın ufkunun genişlemesiyle alakalı bir sonuçtur diyorum. Hatırlayın, modern dönemde bu döneme makinelerin tarihini anlatırken, tarihini anlatmak demeyelim, biz burada mekanik tarih yapmayacağız. Hani makine oluşun hayatımıza giriş aşamalarından bahsederken bunun üzerine konuşacağız. Fakat modern dönemde biyoloji biliminin ilerlediğinde her şeyin bir
vücut içerisinde, canlı vücudu içerisinde her şeyin biyofizik veya biyokimya açısından tanımlanabildiğini veya tanımlanma imkanı olduğunun keşfedildiği bir dönemde canlı vücudu, insan da buna dahil fakat vücudu açısından, o zamanlar zihne çok girilmiyordu, vücudu açısından makineye benzetildiği o tasvirleri hatırlarsınız. İnsan vücudunun içerisinde bir mekanizma varmış gibi resimler, şekiller çiziliyordu. Bu insanla makine benzetimi, sadece insanla makine değil doğayla makine benzetimi çok eski tarihsel kökenleri olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla insanla makine arasındaki mesafenin daraldığından bahsediyoruz. Bu mesafe iki açıdan daralabilir, iki şekilde daralabilir. Yani iki tane arabayı düşünün, birbirlerine yaklaşıyorlar. Aralarındaki mesafe gitgide kapanıyor. Ya ikisi de birbirine doğru ilerlediği için bu mesafe kapanır veya herhangi biri diğerine doğru ilerlediği için mesafe kapanır. İnsanla makine arasındaki mesafe nasıl kapanıyor? Yani insan her geçen çağda, her geçen yüzyılda, yılda makineye biraz daha yaklaşıyor mu? Makine olmaya veyahut makine gibi tahayyül edilmeye. Yoksa makine dediğimiz yapı mı insana insana yükseltiliyor? Yani insan mı makineye indirgeniyor, makine mi insana mı yükseltiliyor? Bunlar birbirinden farklı yaklaşımlar, her ne kadar benzer gözükse de. Şöyle ki biz insan aslında bir makinedir dediğimiz zaman insanı makineye indiriyoruz ve bu aradaki mesafeyi insanı makineye yaklaştırarak kapatmış oluyoruz. Veyahut makina aslında insan gibi olabilir, insan gibi hani bir bilinci zihni olabilir, insan gibi bir metafizik bağlamı olabilir dediğimizde de makineyi insana yaklaştırmış oluyoruz. Veya bunların her ikisini de birbirine yaklaştırmayıp hala bunları tamamen ayrıştırıp apayrı ontolojileri olduğu gibi apayrı tarihsel süreçleri, apayrı mantıksal yapıları, apayrı ne diyelim fonksiyonellikleri olduğunu söyleyen ve birbirleriyle kıyaslanmaması gerektiğini söyleyen eski varsayımlarda, eski iddialarda geçerliliğini sürdürülecektir. Şimdi kısaca makinelerin tarihine bakalım. Çok hızlı geçeceğim burayı. Vakit açısından da çok zorlamamak için. Şimdi biliyorsunuz yani tarih öncesine çok fazla bakma şansımız yok. Yazının icadından sonra daha çok biz kendimiz hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Çünkü insanlar faaliyetleri hakkında belgeler üretip bunları ortaya koyuyor. Tabii ki yazının icadından önce de çeşitli arkeolojik bulgularla az da olsa bir şeyler bilemiyoruz. Ama genelde tarih hakkında konuşulurken eski medeniyetler işte temel olarak Mezopotamya, Çin, Mısır, Yunan, İslam Orta Çağı, Batı Orta Çağı, Hristiyan Orta Çağı ve Rönesans şeyinden izleyeni takip ederiz. Mekanizma fikri, makine fikri genellikle işte tekerleğin icadıyla başlatılır. Tekerlek icat edildiğinde aslında tarihçilere göre büyük bir devrim de olmuştur. Çünkü tekerleğin icadı yeryüzünü yeniden biçimlendirmiştir. Yollar dediğimiz yapılar çok daha önem kazanmıştır ve bu yollar bir bilgi ağına dönüşmüştür. Dünya bir anlamda yeniden biçimlenmiştir vesaire. Fakat yani makine dediğimiz şey bir tür aslında doğa üzerinde bir düzenek kurmaktır. Yani
doğa, şunu hatırlayalım. Doğa kendi kurallılığıyla, kendi sebepliliğiyle ilerler. Doğada belirli davranış kalıpları vardır. Fakat biz o davranış kalıplarına rast geliriz. Yani doğa kendi davranışını sergiler, biz kendi davranışımızı ve arada çarpışma olur. Bu bir rastgelelik içerir. Biz doğayı belli bir biçimde, yani daha doğrusu belli bir doğanın belli bir davranışını bizim istediğimiz belli bir biçimde ve belli bir zamansallıkta tekrar tekrar ortaya çıkarmak için doğaya bir tuzak kurarız. Bu tuzağın adı makinedir. Bu tuzak sayesinde doğa kendi doğal davranışını, biz ona onda yeni bir davranış yaratamayız. Doğa bu anlamda mutlaktır. Doğa kendi doğal davranışını bizim istediğimiz sıra düzeninde, bizim istediğimiz dizgede, bizim istediğimiz şeyleri yapacak şekilde tekrarlar. Bir anlamda işte doğaya, doğadaki bu doğallığı ortaya çıkaracak bir düzenek kurarız. Bu düzenek çok kaotik, karmaşık bir düzenek olabileceği gibi çok sade bir düzenek de olabilir. Fakat unutmayın, klasik anlamda doğa fikri aynı zamanda bir canlılığı da içerir. Doğada bir canlılık olduğu vehmedildiği için ve makinenin kendisi de doğanın bir parçası olarak hala varsayıldığı için, çünkü doğaya bir tuzak kuruyorsunuz, doğa o tuzakta sizin istediğiniz gibi davranıyor ve makine de ortaya çıkan bu davranış da doğanın canlılığının da bir devamıdır. Doğada klasik anlamda bir anima vardır. Aristoteles fiziğinden hatırlayalım. Örneğin gökyüzüne bir taş attığımızda bu taş bizim cebri kuvvetimize, bizim zorlamamıza gökyüzüne doğru çıkar. Fakat daha sonra onu devamlı surette ana yurduna çağıran, ki taşın ana yurdu, doğal yeri Aristoteles'e göre dünyanın, yeryüzünün, arzın merkezidir. Bu merkezden devamlı çağrıldığı için ve o merkezi devamlı özlediği, devamlı oraya gitmek istediği için, buna bir arzu duyduğu için bu taş bizim cebri kuvvetimize gitgide galebe çalar ve tekrar hızla kendi doğal yerine ulaşmak için hızla yere düşer. Dolayısıyla Aristoteles fiziğinde bizim taşı yukarı attığımızda bizim zorlamamızla, kuvvetimizle yukarı doğru bir hareket, daha sonra doğanın geri çağırmasıyla da aşağıya doğru bir hareket oluşur. Bu bir anlamda insanla doğa arasında da bir diyalektik ortaya çıkmasını sağlar ve bu diyalektik esas anlamıyla bir makinedir. Makine bizle doğa arasındaki bir diyalektiktir. Klasik makine bu anlamda doğadaki canlılığı, yani animayı içerir. O yüzden biz günümüzde makine ve canlılık problemlerine baktığımızda bu geçmişteki izleri unutmamamız gerek. Evet, insanoğlu her zaman teknik dediğimiz şeyi bir fayda çerçevesinde kullanmıştır. Zaten makinelerin ortaya çıkışı doğayı daha çok anlamakla ilgili bilimsel bir meraktan ziyade yeryüzünün bizim için oluşturduğu tehditleri bertaraf etmek için uzuvlarımızın yetmemesiyle alakalı olarak kendimize yeni uzuvları edinmek için ortaya koyduğumuz bir kavramdı makine. Yani başlangıç temel itibariyle fayda amaçlı yeryüzüne tutunabilmek, yeryüzünde kendi dünyamızı inşa edebilmek için bizim ürettiğimiz uzuvlar, bizim uzuvlarımız. Bu anlamda bu teknik ve fayda tarafını hiç gözden kaçırmadan
Ama öte yandan hani kozmolojik ve ontolojik olarak doğada görülen o canlılığı, organikliği, animayı makinada devam ettiğini bilmemiz gerek. Fakat bu canlı doğa fikri elbette örneğin Yunan metafiziğinde bir din olarak değil de bir kozmoloji, bir felsefe olarak bulunmaktadır. Bunun yani bizim panteist doğa, yani Tanrı'nın doğaya içkin olduğu çok eski dönemleri kastetmiyoruz. Evet, Yunan metafiziğinde bunun izlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu tartışılabilir ama temel olarak canlı doğa fikri avcı toplayıcı topluluklardan kalan bir tür eski bir inanış. Tabii ki bu inanışın devam ettiği başka topluluklar var. Fakat özellikle Mezopotamya'da tarım devletinde Tanrı ile doğa arasındaki ilişkinin yeniden belirlendiği ve günümüzde ta aydınlanmaya kadar uzanan yeni bir Tanrı-Doğa anlaşmasının, yeni bir din biçiminin yapıldığını söylememiz gerek. Burada kastettiğimiz şey anima derken tam olarak panteistik doğayı kastetmiyoruz elbette. Fakat yani sadece Yunan makinelerinde değil, yani örneğin Ortaçağ İslam makinelerine baktığımızda, ki bunun yine en büyük temsilcilerinden birisi Cezeri'dir, bu makinelerde de canlılık fikrinin olduğunu görebiliriz. Hatta günümüzde biz robotları tartışırken bu robotların nüvelerinin, çekirdeklerinin, yani temel anlamıyla robot fikrinin de aslında Cezeri'de, işte 1200'lü yıllarda Artuklu döneminde Mezopotamya'da yaşamış bir İslam mekanikçisi Cezeri. Bu mekanikçinin makinelerine baktığımızda da robot fikrini görebiliyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Yani makinalarla canlılık arasındaki ilişkinin tarihsel kökenleri zannettiğimiz kadar, yani yapay zeka ile ilgili çerçevede yaptığımız tartışmalarla sınırlı değil, çok daha eski tarihsel kökenleri vardı. Dolayısıyla klasik fiziği yine hatırlarsak, yani Aristoteles fiziğini, doğa dediğimiz gibi bir animayı içeriyordu. Düşünsenize, yani bütün varlıkların, eşyaların, şeylerin, bütün şeylerin içsel kuvvetleri var. Bu içsel kuvvetler onlarda bir arzuya neden oluyor. Zaten bütün kozmoloji, en dıştaki feleklerin dönüp dönüp en sonunda da etrafımızdaki yıldızları, güneşleri, ayı döndürmesi, bütün bunlar da aşkla, arzuyla alakalı bir şey. Aristoteles'te Tanrı'ya duyulan aşkla. Dolayısıyla doğada bu canlılığın olduğunu gizleyemeyiz. Bu canlılık fikri sonraki dinlerde de kısmen vardır. Hatta İslam dininde bile cansız varlıkların, buna cemadat derler, Allah aşkıyla dolu olduğuna inanan çeşitli sufi görüşler vardır. Dolayısıyla yine tekrarlayalım, klasik fizikte, Aristoteles fiziğinde doğa bir canlılığı içermekle beraber biz bir makine yaptığımızda, yani doğaya tuzak kuran, düzenek kuran ve doğanın davranışını bizim istediğimiz çerçevede tekrarlayan bir makine yaptığımızda doğadaki o canlılığı bir anlamda bu makineye taşımış oluyoruz. Dolayısıyla makina o animal kuvveti sürdürmüş oluyor. Newton fiziğinde ise biliyorsunuz, tabii ki Newton'a gelene kadar Aristoteles fiziğine yönelik çok daha büyük değişimler, kozmolojiye yönelik değişimler, arada Galileo var, ne bileyim Kopernik var, Kepler var. Bütün bu insanlar büyük değişimler, büyük devrimler yapıyorlar. Hatta Newton'dan önce çok daha belki önemli bir devrim Kopernik devrimidir. Fakat biz bütün bu fiziği matematikselleştirip
bir disiplin haline getirdiği için ve herkesin söylemek isteyip belki söyleyemediği şeyleri son olarak matematiksel bir üslupla söylediği için modern fiziği bir anlamda Newton fiziği olarak anıyoruz. Ki buna da hakkı vardır. Çünkü çok zarif bir formülü merkezine koyarak kütle çekim formülünü bütün fiziği matematikselleştirip aşağı yukarı gökyüzündeki bütün hareketleri matematiksel bir yolla birbiriyle aynı davranışı sergileyen bir şekilde birleştirerek açıklamıştır. Fakat Newton fiziğinde şöyle yeni bir şey görüyoruz. Birincisi animanın artık kovulduğunu görüyoruz. Doğadaki animanın. Çünkü şeylerin içindeki içsel kuvvetler yoktur. Arzu yoktur. Veyahut bir işte amaç gaye yoktur. Yani cisimler, gök cisimleri etrafımızda Tanrı aşkıyla değil, momentumla dönmektedir. Bu doğanın içerisinden ve evrenin içerisinden anima çıkarılmıştır. Fakat bizim makinayla olan ilişkimiz, makine fikriyle olan ilişkimiz devam etmektedir. Newton, biliyorsunuz doğayı büyük bir saate, Tanrı'yı da saatçiye benzetir. Doğanın büyük bir saat olması hem doğadan animanın kovulması anlamına geliyor bir anlamda. Bir taraftan da makineden da animanın kovulması anlamına geliyor. Dolayısıyla biz makineyle doğayı hep at başı götürdüğümüz için, eş şeyler olarak gördüğümüz için doğa eğer canlı ise makine canlı oluyordu, doğa cansız ise makine cansız oluyor. Newton fiziğiyle beraber bir anlamda makine karşımızda cansız bir şekilde ama fonksiyonel ama iş yaparmış ki. Çünkü doğa da öyle. Bir fiziğe, bir matematiğe tabi olarak önemli bir iş yapıyor. Ve bundan hiç bir zaman sapmıyor. Makine de aynı merkeze oturdu. Bütün burada makinenin bir anlamda makineleşmesi diyelim. Bildiğimiz günümüz anlamında makineye yaklaşması doğanın da makineleşmesi paralelinde yine animanın ortadan kalkması bizim beraberinde doğa ile insan zihni, düşünce arasında da bir ayrım yapmamızı gerekli kıldı. Eğer doğadaki her şey ki makinelerde buna dahil. Eğer bunlar animadan yoksun ise, kime doğru geliyoruz? Descartes'e doğru geliyoruz aslında. Eğer bunlar animadan yoksun ise, bunlar birer uzamı paylaşan bir uzam nesneleridir. Şu halde düşünce diye insanın temsil ettiği ayrı bir ontolojik zemin vardır. Bu ontolojik zemin bu doğadaki ekstentadan, uzamdan, makineden farklıdır. Dolayısıyla biz makineleri bu canlılıktan ayrıştırdığımız için bir anlamda dünyada da makinenin fonksiyonuna yönelik olan o fark ediş büyük bir parlamaya neden olmuştur diyebiliriz. Ve bu bizi ta endüstri devrimine kadar götüren felsefi arka planını da aslında bize vermektedir. Bu anima bir anlamda doğadan kovulunca makina saf olarak kendi fonksiyonuyla yüz yüze kalmıştır. Evet, geçmişte de makina teknik anlamda kullanılmaktadır. Fakat geçmişte makine hakkında çok ileri düzeyde keşifler olmasına rağmen mesela Krankman'ın cezeri yapmış. Fakat bütün bu keşiflere rağmen
makinanın bir endüstriye dönüşmemesi nedeniyle ilgili felsefi bir arka plan olarak da bunu inşa edebiliriz. Tabii ki tarihsel bambaşka şartlar da var. Yani endüstri devrimini ortaya çıkaran bambaşka tarihsel zorlamalar var. Ama tarihsel şartlar ne kadar zorlarsa zorlasın, insanların zihnindeki ontolojik yapı onları belirli keşifleri belirli tarzlarda yapmaya yöneltir. Bence makinaların endüstri olarak bir faydaya yönelik kullanılması ve hatta bütün dünyanın bir anlamda makineleşmesi diyebileceğimiz, hani endüstri devrimini ortaya çıkaran süreçte bu makinalara bakış açımızın değişmesiyle ilgili nedeni de görmemezlikten gelmemeliyiz diyorum. Tabii Newton'da artık makine doğa değil, canlı değil ama doğa bir makine haline gelmiş oluyor. Doğa artık şeylerin basit bir şekilde matematiksel olarak zamanda ve mekanda bir diziliminden, bir düzeninden ibaret. Ve işleyiş, bu doğadaki işleyiş salt nedensel. Biliyorsunuz Kant'ta artık nedensellik çok önemli bir kategori haline geliyor. Ve bu nedensellikle birlikte tabii ki yine kütle çekimi gibi belirli böyle nedenselliğe oturtulmamış başlangıç varsayımları var. Ama o varsayımlardan sonra tüm doğanın artık hareketin bir nedensellikle ilerlediğini görüyoruz ve artık bir canlılığa, bir animaya, bir arzuya, bir isteğe yer yok. Artık doğanın kendisi bir makine oluyor zaten. Tabii ki bu oturumun başında da söylemiştik. Doğanın makineleşmesi, canlının da makineleşmesi anlamına geliyor. Canlı ile düşünceyi birbirine karıştırmayalım. Düşünce ayrı bir şey, canlı ayrı bir şey. İnsan hem canlı bir bedenden oluşuyor hem de bir zihinden oluşuyor bu klasik fiziğe göre. Canlı bedenimiz tıpkı hayvanın bedeni gibi doğanın bir parçası ve doğada bir makine olduğu için bu canlı bedeninde bir makine olduğunu artık fark ediyoruz. Daha doğrusu öyle inanıyoruz artık ve bu makinenin nedenselliği nasıl doğadaki Newton doğadaki nedenselliği çözüp formüllere indirgeyip bütün ilişkileri gözler önüne serebiliyorsa bir gün canlı bedenindeki bütün fizyolojiyi, bütün fiziği, bütün nedensellik süreçlerini gözler önüne serebileceğimize dair de biyoloji biliminde bir inanç bir varsayım başlamıştır ki bu büyük oranda da bildiğimiz gibi başarılı olmuştur. Modern tıp insan bedenini bir makine gibi düşündüğü için bu noktaya gelebilmiştir. Bunu gözden çıkarmayalım. Tabii ki bu arada da bilgisayarlar ortaya çıkıyor. Ve bu bilgisayarlar yavaş yavaş bizim makine algımızı da değiştiriyorlar. Hatırlarsanız Kartezyen doğa gereği, yani Descartes'a göre, Descartes'in düşünce ve uzam ayrımından dolayı biz insanda da insanın bedeniyle zihnini ayırmıştık. Tabii buna biz şimdi modern anlamda zihin diyoruz ama klasik anlamda buna biliyorsunuz ruh da deniyor. İnsan bir beden ve ruhtan ibaret. Bu ruh, bu arada beden ve ruh ayrımı biliyorsunuz çok daha köklü bir şey. Tarih kadar eski bir şeydir. Bu beden ve ruh ayrımı bizim geç dönemde bilgisayarların ortaya çıkışıyla beraber tabii ki yeniden sorgulanma ihtiyacı duymuştur. Bu sorgulanma ihtiyacına geçmeden önce beden ve ruhla ilgili bu beden ve ruhun ortaya çıkışıyla ilgili de bu tarihsel süreci hatırlayalım. Çünkü özne olarak makine oluşu anlamadan önce insan oluştaki bu ayrımları tekrar hatırlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz klasik kozmolojide evrenin merkezinde dünya vardır.
Biz dünyadan bütün evreni seyrederiz. Bu bakış açısı, yani dünya evrenin merkezinde olup bütün evrene buradan bakmak, insanı, yani sadece dünyayı evrenin merkezine değil, insanı da evrenin merkezine yerleştirmiştir. İnsan evrenin merkezinde olduğu zaman tarihin de merkezindedir. Dolayısıyla tarihsel açıdan teleolojik amaçsal bir önemi vardır. İnsanın bu dünyada evrenin merkezinde bulunarak bir amacı, gayesi vardır. Geldiği bir yer vardır, gittiği bir yer vardır vesaire. Bu da genellikle bir yabancılıkla açıklanmıştır. Yani burada bir doğa var, tamam, bir evren var. Bu doğada işte beden ve ruhta olduğu gibi canlılık olabilir, güzel. Fakat burada hayvanlar olabilir, bitkiler olabilir, taşlar olabilir, kayalar, sular olabilir. Fakat insan bütün bunlar gibi dört unsurdan ortaya çıkmış olduğu halde insanın ruhu bunlardan ayrı olarak buraya dışarıdan atılmış, dışarıdan gönderilmiş bir şeydir. Bu kozmolojiye, ontolojiye göre veya bu teolojiye göre de diyebiliriz. Bilemiyorum ne demek lazım. Aslında bu görüş temel olarak hümanizmdir. Yani dünyadaki bütün dinler diyelim, tarihteki çok az da hariçtir belki, bütün ideolojiler, bütün modern ideolojiler de dahil, bunlar hümanist din ve ideolojilerdir. Çünkü temelde insanın evrenin merkezinde görür, insanı evrenin amacı, gayesi görür ve insanın bir anlamda bu evrene yabancı olup buraya dışarıdan atıldığına inanır. Bu örneğin İslam dininde de eşrefi mahlukat olarak ortaya çıkar. İşte Adem kıssasıyla cennetten kovulma olarak ortaya çıkar. Ne bileyim, Yunan felsefesine gittiğimizde Platon'un mit şeylerinde, hikayelerinde işte idealar dünyasından buraya atılmak şeklinde ortaya çıkar. Bir şekilde hangi eski mitolojileri de gidin, nereye giderseniz gidin, insan tarih dışı daha kutsal bir yerden bu şekilde tarihin içerisine bir amaç için atılmıştır. Bu amaç farklı dinlerde farklı nüanslarla, farklı biçimlerle ortaya çıkabilir. Hiç önemli değil ama temel olarak bir amaçlılık, bir gaye vardır her zaman. Ve bu merkezden baktığımız zaman da, evrenin merkezinden tüm evrene baktığımız zaman da bakan kişi, yani insan, tek ve mutlak öznedir. Ve bütün her şeyi bu anlamda insanın bakışına, gözüne indirger bu yaklaşım. Bu açıdan mutlak özne olduğumuz için tarihin de tek inşa edicisi olarak evrendeki bütün her şey bizim nesnemiz haline gelir, biz ise özne oluruz. Bu özneyi ancak ve ancak evren dışından, daha kutsal bir yerden Tanrı öznesi eşlik edebilir, paralelinde bulunabilir. Ama doğaya indirgediğimizde kendimizi, doğayı konuşurken, evreni konuşurken tek özne biz oluruz. Dolayısıyla bu mutlak öznenin güçlendiği şey, mesela avcı toplayıcı toplumlarda doğa da bir öznedir. Yani ağaçla siz bir diyalektiğe girersiniz, avladığınız geyikle bir diyalektiğe girersiniz. Onların da özne olduğunu düşünürsünüz. Çünkü siz onları seyrediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Onlar sizi seyrediyor, düşünüyor. Onlar sizinle ilgili planlar kuruyor. Siz onunla ilgili planlar kuruyorsunuz. Dolayısıyla doğa çok kaotik özneler ağı. Avcı toplayıcı toplumlarda. Ve fakat sonradan tarım toplumlarında biliyorsunuz bu kaotik ağ yıkılmıştır. Yani bir anlamda da bu
Tanrı'nın, yani kişi Tanrı'nın mümkün olduğunca soyutlaştırılmasıyla, bunu İbrahim kıssasında görüyoruz. Soyutlaştırılıp doğa dışında daha soyut, mutlak, ontolojik bir yere Tanrı'yı yerleştirerek doğanın bir anlamda tanrısızlaştırılmasıyla insanı bu doğada mutlak özne haline getirmiştir. Ve artık doğa ve doğadaki güçler bizim rakibimiz değil, bize hizmet eden, bizim onlara hükmettiğimiz güçlere dönmüştür. Bu mutlak öznenin elbette tartışılacağı, tartışıldığı zamanlara geliyoruz. Özellikle yapay zekanın ortaya çıkmasıyla. Ama şunu bilmemiz gerek, tüm dinler bu mutlak özne izleyini takip ettikleri gibi aydınlanma da bu mutlak özne izleyini takip etmiştir. Yani mutlak özneden hiçbir zaman vazgeçmedik. Evet, belki Newton, Kopernik kozmolojisinde yer kürenin evrenin merkezinde olmadığı anlaşıldı. Ama insanların kendilerini evrenin merkezinde görme alışkanlıkları hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Rönesans'ta da, Rönesans sonrası modern dönemde de, postmodern dönemde de biz hep evrene insan gözüyle bakmaya devam ettik. Belki de başka çaremiz olmadığı için. Bu tartışılır ayrı bir şey. Bunun tarihsel kökenleri üzerinde daha fazla durmayalım. Ama şöyle bir şey var. Bu mutlak öznenin tartışılma durumu nasıl ortaya çıkıyor? Hangi sayıklarla biz artık bu mutlak özneyi tartışma durumunda oluyoruz? Buna birazcık bakalım. Ve klasik makina, modern makina sonrası ve şimdi modern sonrası dönemde, belki bir tür post-human döneminde ortaya çıkacak olan makina üzerine biraz konuşalım ve bugünkü oturumumuzu tamamlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eskiye oranla bu dönemde, yani ve gelecek olan insan sonrası dönemde, yani çağdaş dönemi kastediyorum, insan ve makine arasında bahsettiğimiz bu makina, bu mesafe biraz daha kapanmıştır. Evet, belirli farklar vardır. Organik, inorganik olma, işte bizim üreme sonucu doğmayla ortaya gelmemiz, onların üretilme sonucu ortaya gelmesi, ne bileyim onların demirden olması, bizim et ve kandan olmamız vesaire. Bu farklar vardır ama önemini yitirmiştir. Daha da yitirecektir. Yine moderniteden farklı olarak, modernitede makinalar bizim bedenimizi ve dolayısıyla kas gücümüzü temsil ediyorlardı. Bizim buradaki uzuvlarımıza, bedendeki uzuvlarımıza karşılık geliyorlardı. Fakat modern sonrası çağdaş makineler, yani bilgisayarlar bizim artık kas gücümüzü değil, daha çok sinir sistemimizi temsil ediyorlar. Tabii ki eğer düşünceyi sinir sistemine indirgersek, yani düşünce gücümüzü temsil ediyorlar. Zekamızı temsil ediyorlar. Örneğin gittikçe bu etkinin artacağını göreceğiz ama internet belki birçok insan için bir dosya çekmecesidir ama artık bunun çok ötesine geçmiştir. Yani bilgilerin tutulduğu bir havuzdan ziyade her geçen gün artık karşımızda biraz daha müstakil bir özne olarak belirme ihtimalini ve tehdidini de barındırmaktadır. Öte yandan hani bu büyük evrensel ağ zekasına paralel olarak da bir yandan da işte cyborglar dediğimiz robotlar, ne bileyim insan biçimli makineler insanlarla karşılıklı bir bağımlılık üzerinden bir fonksiyonelliğe odaklı
bir makine, evet fonksiyonelliğe odaklı tarafları var ama fonksiyonelliğe odaklı bir makine olmaktan ziyade insanlarla karşılıklı bir bağımlılıkla aynı toplumsal süreçleri paylaşan ama altında ama üstünde ama eş seviyede, bu hiç önemli değil. Bir zamanlar işte Mısır'da köleler veya Mezopotamya'da köleler alt seviyedeydi ama bunlar ayrı bir özne değillerdi. Daha doğrusu bunlar özne olarak görülmeme durumları yoktu. Bunlar da birer özneydiler. Yine biz de makineler, yani bu cyborglar, robotlar, insan sonrası dönemde bir makine birey olarak bir insanla alt üst veya eşit seviyede bir toplumsal ilişki kuracaklar. Bu ilişkiyi kurma noktasına ilerlemektedirler. Dolayısıyla bunlar, yani makine oluş, geçmişi olan, geleceği olan, bakın geçmiş, her şeyin geçmişi olabilir. Geçmiş inşa etmek biraz daha kolay bir şeydir. Fakat gelecek düşüncesi bir bireyde, bir öznede, onun bütün davranışını belirleyen aslında bir kızıl elmadır. Dolayısıyla gelecek düşüncesi olan, yani geleceği olan, geleceğinden endişe eden, geleceğine yönelik çeşitli hazlar peşinde koşan makine bireylerin ortaya çıkması, bu mutlak öznenin insan olduğuna dair fikri yeniden tartışmaya açacaktır. Öte yandan klasik makina, modern makina kurulduğu gibidir. Bir amaç için kurulmuştur ve o amaca hizmet edecek şekilde aynı aksamla yoluna devam eder. Fakat artık çağdaş makina, yani bilgisayarlar veyahut bilgisayar temelli herhangi bir makina, bu elektromekanik şeyleri de olabilir. Bu arada biz şu an mekanik, yani makina, metaller, kablolar, elektronik, bunlarla ilgili makina fikrimiz oluşuyor. Fakat parantez içinde şunu söylememiz gerek. Makinanın aksamının dayandığı madde, maddi şartlar her zaman değişebilir. İleride ışıktan makinalar yapabiliriz. Sadece sudan, sıvıdan makinalar yapabiliriz. Veyahut moleküllerden makinalar yapabiliriz. Hatta canlı moleküllerden DNA'lar kullanarak makinalar yapabiliriz. Yani makinanın maddesinin ne olduğu çok önemli değildir. Şu an günümüzde muhatap olduğumuz makinalar, yani insan zekası yerine geçmesi düşünülen, geçebileceğini düşündüğümüz, ümit ettiğimiz bu makineler elektromekanik makineler oldukları için bu örneği daha çok veriyoruz ama ontolojik olarak böyle bir kaydımızın olmadığını bilmemiz gerekir. Dolayısıyla klasik makina ve modern makine kurulduğu gibidir. Fakat makine oluşum makinesi kendi kendini organize edebilen, kendi kendini değiştirebilen, belki de kendi kendini geliştirebilen bir makine olacaktır. Veyahut başka bir makinenin kendi kendisini geliştirmesine açık olacaktır. Dolayısıyla böyle bir makine oluş geleceğinde arkadaşlar, insan oluş yeniden tartışmaya açılacaktır. Bu tartışmada örneğin makineler politik olarak daha alt bir katmanda olsalar bile hiç var. Yani insanlar hani robotların dünyayı ele geçireceğini falan söylerler ya. Evet, bir ihtimal olarak vardır. Hep robotları bizden daha üst bir yerde bize hükmedecekmiş gibi düşünürüz. Ama robotların bizden daha alt bir seviyede olması, alt bir katmanda, kasta, sınıfta olması, bu tartışmaları ortadan kaldırmıyor, insan oluşla ilgili tartışmaları. Böyle bir alt katmanda politik olarak olsalar bile makine özneler insan merkezli tarih anlayışını değiştireceklerdir. Bir kere hümanizm, yani hümanist yaklaşım zaten çok büyük yara aldı çağdaş dönemde, özellikle postmodernizmle birlikte. Ama hümanizm bir anlamda yıkılacaktır. Yani insan merkezli tarih anlayışı, insanın bir amacı olduğu vesaire. Bu elbette
insan kimliğinin ikamesi, insan kimliğinin güçlendirilmesi belki makinaların doğurduğu çerçeveye göre değişecektir. Belki makinalar arasında o kadar hani politik bir rekabet olacak ki, belki diyorum, bu yüzünden biz bu çalar için insan kimliğini güçlendirecek felsefi bir daha güçlendirmeyeceğiz. Ama makinalarla insanlarla rekabetin olduğu bir politik sistem kurulduğu zaman insan kimliğini makine kimliği karşısında güçlendirme ihtiyacından ziyade insan kimliğinin makine kimliğine karşı politik bir tehdit oluşturmaması için belki bir politika ortaya çıkacaktır. Ve dolayısıyla insan kimliği zayıflatılacaktır. Bu yandan felsefi olarak, akli olarak, şimdi bunun sebeplerini söyleyip bitireceğim. Ama şöyle, akli olarak bizim makinelere karşı bir direnç noktası inşa etmemiz, felsefi anlamda söylüyorum, çok zor olacaktır. Yani makinelere karşı kendimizi felsefi olarak neyle savunabiliriz ki? Biz işte daha daha şuyuz, daha daha buyuz. Ne diyebiliriz? Burada tek elimize kalacak şey romantizm olacaktır. Bakın, mesela metale karşı et ve kandan olmayı belki savunacağız, ama makineler kendilerini et ve kandan üretirlerse bunun bir anlamı kalmayacaktır. Üretmeseler bile, makineler hep metal olarak kalsalar bile bir et ve kan milliyetçiliğine dönecektir mesele. Ne bileyim, onların üretilmiş olmasına karşı üremeyi savunmak. Böyle varsayımsal derin bir içselliğimiz olduğunu söylemek, bizim bilincimiz daha gerçek, sizin bilinciniz gerçek değil gibi, bunları hep romantik bir biçimde savunabileceğiz. Hani bugün nasıl ırklar birbirlerine karşı olan üstünlüklerini ancak romantik şeylerle, aksiyonlarla savunabiliyorlarsa, hiçbir akli aksiyon ortaya koyup bu savunmayı gerçekleştiremiyorlarsa, gelecekte de makinalara karşı, makine oluşa karşı insan oluşu savunmamızın felsefi, akli bir yolu kalmayacaktır. Bunun tek yolu romantizm olacaktır. Bunun da tabii ki ne kadar işler olabileceğini tahmin edersiniz. Bu romantizm biliyorsunuz her zaman savaşta doğurur, faşizmi doğurur. Dolayısıyla insan oluşun, örneğin mesela tarih üstülüğünü savunacağımız zaman savunan bütün argümanlar arkadaşlar, bizim mesela tarih üssü olduğumuz, ne bileyim cennetten kovulduğumuz, Tanrı tarafından bize bir görev verildiğine ilişkin, bütün bu argümanlar felsefi değil, varsayımsaldır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Felsefi olarak insanın tarih üstünlüğünü savunmak çok ama çok zordur. Hem bunu yapmaya çalışırsınız, başka argümanlar ararsınız ama kolay argümanlar hep varsayımsaldır. Ve bakın, bu varsayımlar da unutmayın, pratiğin dayatmasıyla ortaya çıkar. Tarihsel konjonktürün dayatmasıyla ortaya çıkar. Siz hangi varsayımı, burada önünüzdeki hangi varsayımı seçeceğinize, hangisinin işinize çok yarayacağına bakarak karar verirsiniz. Akli bir, felsefi bir yolla değil, mutlak mantıksal bir yolla değil. Dolayısıyla bu argümanların, bu varsayımsal argümanların pratiğin dayatmasıyla ortaya çıkan bu varsayımsal argümanlar, bir anlamda bunlara da inançlar diyelim. Bu inançlar, bunlar inanç olduğu için makine oluşun dayattığı yeni ilişkisel pratiğin öngördüğü yepyeni varsayımlarla ne kadar mücadele edebileceğini bilemiyoruz. Çünkü makine oluş başka tarihsel pratik ortaya koyacak. Bu tarihsel pratik yüzünden önümüzde başka varsayımları seçme imkanı ortaya çıkacak. Biz bu sefer bakacağız, hangi varsayım daha çok işimize yarıyor. Bu romantik varsayımlar, eğer dediğim gibi makinalarla bir
politik rekabet içine girersek belki tekrar romantik varsayımları elimize alacağız. İşte ellerimizde sancaklarla, bayraklarla, makinalarla belki savaşacağız. Ama böyle bir gelecek değil de makine oluşum bizde iç içe girdiği, hatta belirli insan bireylerin kısmen makine olduğu, insanla makinenin karıştığı, karşılıklı bağımlılığın ortaya çıktığı bir durumda, karşılıklı bağımlılığın ortaya çıktığı bir durumda başka varsayımlara yöneleceğiz. Başka varsayımları seçeceğiz. Ne var ki felsefe varsayımlarla değil, akıl yürütmeyle iş yapar. Dolayısıyla ben insan oluş ve makine oluşla ilgili felsefi tartışma yaptığımda karşıma hep bu romantik varsayımlar çıktığı zaman arkadaşlarıma, insanlara, beni dinleyenlere bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bunlar bizim tarihsel süreçte işimize yaradığı için seçtiğimiz varsayımlardır. İnanabilirsiniz buna bütün bir kalple. Bu inanç bizim için anlamlıdır. Bizim nereden gelip nereye gittiğimizi göstermektedir. Fakat felsefi bir tartışma yürüttüğümüzde bir makinenin insan sayılıp sayılamayacağını veya bir insanın makine sayılıp sayılamayacağını konuşurken bu varsayımlardan değil, felsefi argümanlardan yola çıkmamız gerek. İşte önümüzdeki diğer 3 veya 4 oturumda da bu felsefi argümanları ortaya koymaya çalışacağız. Yani insanı savunabilir miyiz? En büyük sorumuz bu. Post-human çağda, insan sonrası çağda arkadaşlar, insanı savunabilir miyiz? Bunun bir yolu var mı? Bunun felsefi bir yolu var mı? Yoksa bakın, bütün burada beni dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Eğer insanı savunmanın felsefi bir yolunu bulamaz isek veya insanı savunmaktan vazgeçmezsek, örneğin bu da bir seçenektir. İnsanı savunmak bizi kaçınılmaz olarak faşizme götürecektir. Kaçınılmaz olarak makinalar karşısında bir insanlık faşizmine götürecektir. Bu yüzden faşizmin tarihte nelere mal olduğunu hepimiz bildiğimiz için biz insanı eğer savunmak istiyorsak başka argümanlar, felsefi argümanlar bulmamız gerekiyor. İşte bugünkü oturumumuzda aslında bunu görmüş olduk. Makine oluşun önümüzde post-human çağda özellikle ortaya çıkacak ve eğer hala biz bir tür olarak, İnsan türü olarak hayattaysak, makinalarla beraber yaşama şansımız hala varsa bu durumda veyahut o geçiş aşamasında makine oluşun işte bize en büyük faydası bu olacaktır. Bizi hümanist rüyamızdan uyandıracaktır ve insanlığı savunmanın başka yolları aramamız gerektiğini bize gösterecektir. Belki de bu savunu artık ne olduğumuzla ilgili değil, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir savunma olacaktır. Bugünlük benden bu kadar.